doesn't. Merhaba, Pusula'ya hoş geldin. Ben Ufuk amca. Geçen programda Davut peygamber hakkında öğrenmeye başlamıştık, hatırlıyor musun? Bugün onun hakkında daha çok şey öğreneceğiz ama önce gidip Elif ve Murat'ın neler yaptığına bakalım. Pusula doğru yönü gösterir. Yukarı yoksa vururum seni. Su tabancasıyla öyle mi? Dost mu yoksa düşman mısın? Bugün ne oynuyorsun Murat, anlat bakalım. Oyun falan değil bu. Ciddi bir soru. Dost musun düşman mı? Düşman falan değilim ben, dostum. Neler olduğunu anlat lütfen, hadi. Bugünlerde her şeye her zaman hazır olmak lazım Elif. Neden ki? Her şey olabilir. Tehlike dolu bir dünyada yaşıyoruz. Öyle mi? Bence dünya çok güzel. Hayır, her şeye hazır olmasın. Babamı düşünsene. Geçen gün neredeyse yanıyordu adam. Uyuduğunda böyle bir şey olabileceğini asla tahmin bile edemezdi. Öyle değil mi Elif? Evet. Sanırım Murat adlı bir çocuğu tanıyorsan her şey dikkat mümkündür. Dikkat et Elif. Ama bu beni ünlü biri yapabilir, biliyor musun? Bu mu? Evet. Her şeye her zaman hazır ol çantası. Bana çok ama çok para kazandıracak bu çanta, eminim. Pardon ama ne çantası? Her şeye her zaman hazır ol çantası, akıllım. Her şeye her zaman hazır ol çantası, öyle mi? Neymiş o bakalım? Korkunç ya da tehlikeli bir durumda ihtiyacın olabilecek her şey var bu çantada. Böyle her şeye her zaman hazır olursun. Bazı insanlar birçok şeyden korkarlar. Ama şimdi ben Deniz Süper Murat bu insanlara yardım edip para kazanacağım. Peki bu her şeye her zaman hazır ol çantasında neler olacak merak ediyorum. Su tabancası gördüm. Bununla tehlikeli vahşi hayvanları kovalayabilir ve yangın söndürebilirsin. Aynen, ve koruyucu kask da var. Bunu takarsan düşen tuğla kafana zarar vermez. En son ne zaman birinin kafasına tuğla düştü acaba? Aa, hep olur bu. En çok da çizgi filmlerde olur. Peki başka neler var? Bakalım. Ay, şekerlemeler. Aa, peynirli sandviç. Leş gibi kokuyor. Bu ne kadar zamandır orada Murat? Aa, o mu? Annem 4-5 gün önce yaptı ve yemediğim için artık bana sandviç yapmayacağını söyledi. Bir fener ve tuvalet kağıdı da var. Oyuncağını da koymuşsun. Aynen evden kaçmaya hazırlanırken yaptığın gibi. Oo Murat, öyle tatlısın ki. Bu kadar yeter Elif. Bu konuda benimle alay etmeyeceğine söz vermiştin. Her şeye her zaman hazır ol çantasını satmaya başlamadan önce daha bir sürü şey lazım. Başka ne koysam ne dersin? Bana yardımcı olsan Elif, ne koyayım? Bence yara bandı, cep telefonu, kalem, kağıt ve harita, biraz da para. Amma da sıkıcı şeyler ha. Bu çantayı kime satacaksın ki? En önce babama. Çünkü hayatın ne kadar tehlikeli olduğunu öğrendi. Sonra da milyonlarca insana. Öyle zengin olacağım ki. Sonuçta herkesin korktuğu bir şeyler vardır. Öyle değil mi Elif? Belki. Hey, biliyor musun? Bugünkü hikaye her şeye her zaman hazır ol çantasına ihtiyaç duymayan birisi hakkında Murat. Onu seveceksin. Gerçekten mi? Bence herkesin her şeye her zaman hazır ol çantasına ihtiyacı var. Ama hadi hikayeyi dinleyelim bakalım. İsrail'in kralı olarak seçilen o genç delikanlıyı hatırlıyor musun? Evet, bu delikanlının adı Davut'tu. Davut, kutsal kitabın en iyi bilinen karakterlerinden biridir.
aynı zamanda kutsal kitabın Zebur ya da Mezmur olarak da bilinen kitabının da yazarıdır. Yani Davut sadece bir kral değil, aynı zamanda bir peygamberdi. Ama Davut peygamber kral olmak için uzun yıllar beklemek zorunda kalacaktı. Bugünkü hikayemiz ise Davut peygamberin kral olmadan önce gençlik yıllarında başına gelen bir olayla ilgili. Davut kardeşlerinin en küçüğüydü. Ailesine ait koyunlara çobanlık ederdi. Her sabah kalkar onlar için yemyeşil otlaklar arardı. Evet, Davut koyunlarına gerçekten çok iyi bakardı. Onları bir de tehlikelerden koruması gerekirdi. Mesela bir tanesi yanlışlıkla sürüden ayrılıp başka bir yere gidecek olsa Davut hemen gider onu olduğu yerden alır geri getirirdi. Ah, bu bana birden İsa'nın İncil'deki bir sözünü hatırlattı. Ne diyordu İsa? Ben iyi çobanım, benimkileri tanırım. Koyunlarım için canımı feda ederim. İsa da bizler için gerçekten çok iyi bir çobandır çocuklar. Bizi yemyeşil çayırlara götürür, her türlü ihtiyacımızı karşılar. Çünkü bizi çok sever ve bizi koruyacak kadar güçlüdür. Eğer sen de onun senin için öldüğüne, canını feda ettiğine iman edersen, onun o küçücük kuzularından biri olursun. Ve yemyeşil çayırlarda sen de huzur ve esenlik bulursun. İşte Davut da kendisine verilen görevi böylece en iyi şekilde yerine getiriyordu. Bir gün babası Davut'a, abilerin için hazırlattığım bu yiyecekleri al ve ordugaha git. Bana onlardan haber getir dedi. Davut annesinin hazırladığı yiyecek çıkınını sırtına aldı ve yola koyuldu. Gideceği yol gerçekten çok uzundu. Ama Davut çobanlık yaptığı için uzun yol yürümeye alışıktı. Oh, bu yiyecek çıkanı da gerçekten çok ağırdı. Ama Davut hiç şikayet etmedi ve kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdi. Davut yürüdü ve sonunda ordugaha yaklaştı. Ama o da ne? Bütün İsrail askerleri, kendi abileri de dahil olmak üzere herkes korkudan tir tir titriyordu. Davut herkesi korkutan bu şeyin ne olduğunu anlamak için etrafa şöyle bir bakınmaya başladı. Ve bir baktı ki karşı tepelerde düşman ordusunun askerleri içinde bir dev gibi bir asker çıkmış onlara karşı kükrüyordu. Bu asker gerçekten çok büyüktü. Upuzun 3 metre bir boyu vardı. Elleri, ayakları kocamandı. Bu askere karşı savaşmak gerçekten cesaret isterdi. Ve bu dev İsrail ordusunun askerlerine karşı kükreyip duruyordu. İşte asker bu Goliat böyle kükredikçe İsrail askerleri korkuyorlardı. Bu Goliat ne diyordu biliyor musunuz? Yok mu benim karşıma çıkacak cesaretli kimse? Bu savaşı kim kazanırsa onun ordusu yenecek. Yok mu aranızda şöyle aslan yürekli bir asker? Davut'un abileri de dahil olmak üzere İsrail ordusunda hiç kimse bu koca devin karşısına çıkmaya cesaret edemiyordu. Çünkü bu dev diyordu ki benim karşıma sizin ordunuzdan cesur bir asker çıkarın, biz ikimiz çarpışalım, kim kazanırsa onun ordusu galip gelsin. İşte bu öneri İsrail ordusunu gerçekten çok korkutmuştu. Bu dev gibi askerin karşısına çıkacak cesaret kimsede yoktu. İşte herkesi korkutan buydu. Davut'un abileri bizim Davut'u ordugâhtaki diğer askerlerle konuşurken görünce çok kızdılar. Sen ne arıyorsun burada? Savaşı görmeye geldin değil mi? Diye onu azarladılar. Bizim Davut gerçekten çok üzülmüştü ve düş kırıklığına uğramıştı. Nasıl olurdu da bir asker kalkıp da Tanrı'nın ordusu olan İsrail halkına, İsrail ordusuna meydan okuyabilirdi?
Ve en kötüsü de İsrailliler nasıl olurdu da Tanrı'nın kendileriyle birlikte olduğunu unutabilirlerdi. Davut buna çok ama çok üzülmüştü. Çünkü Tanrı'ya çok güvenirdi. Onun her zaman kendisiyle birlikte olduğuna yürekten inanırdı. Bu yüzden çevresindekilerle konuşmaya başladı. Bu adam kim oluyor da bize meydan okuyor? Kim oluyor da Tanrı'nın ordusuna karşı çıkıyor? Ben çıkacağım, onunla dövüşeceğim. Göreceksiniz. Davut'un bu sözleri kulaktan kulağa yayıldı. Ve sonunda Kral Saul'un kulağına geldi. Kral Saul bu sözleri işitince Davut'u huzuruna çağırdı. Onu şöyle bir tepeden tırnağa süzdü. Bütün İsrail halkının geleceğini bu genç adama yüklemek doğru muydu bilmiyordu. Ama bakalım Kral Saul ne karar verecekti? Dev adam Goliat kendisiyle savaşacak birisini arıyordu. Hiç kimse böyle bir adamın karşısına çıkmayı göze alamıyordu. Aslında hiç de haksız sayılmazlardı. Böylesine büyük bir sorunla karşılaşan herkes aynı şeyi hissederdi mutlaka. Düşünüyorum da bir açıdan hepimizin karşısında İsrail ordusuna meydan okuyan bu dev adamdan daha büyük bir sorun var. Bu sorun günahtır. Kutsal kitap herkes günah işledi der. Günah Tanrı'nın isteğine aykırı olan her şeydir. Örneğin televizyon karşısında uyuyup kaldığın için ödevini yapmadığını öğretmenine söylemek yerine akşam aniden misafir geldiğini ve ödevini bitiremediğini söyledin. Böylesine basit bir yalanın kimseye zararı olmayacağını düşündün. Oysa Tanrı sözü yalan söylemeyeceksin der. Bu yüzden yalan ister büyük ister küçük olsun Tanrı'nın isteğine karşı olduğu için günahtır. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım günah işlemekten kendimizi kurtaramayız. İşte onun için günahın Goliat adlı o dev adamdan daha büyük bir sorun olduğunu söylüyorum. Ama genç Davut'un bildiği bir şey olmalıydı ki Goliat'ın karşısına çıkmayı göze alıyordu. Davut'un sırrı neydi biliyor musun? Kendi gücüne değil yeri ve göğün yaratıcısı tek Tanrı'ya güveniyordu. Bakalım Tanrı Davut'a nasıl yardım edecek izleyip görelim. Pusula doğru yönü gösterir. Tanrı ve İsa Mesih hakkında daha çok şey öğrenmek istiyorsan www.hazinebul.com adlı internet sitesini ziyaret edebileceğini biliyor musun? Burada çeşitli maceralara katılabilir, kutsal kitaptan kısa bölümler okuyabilirsin. Hatta aklına takılan soruları da sorabilirsin. Hazinebul.com çok eğlenceli bir site. Umarım ziyaret edersin. Bugün sana Davut'un yazdığı 37. Mezmur'dan 5. ayeti okumak istiyorum. Aslında Davut peygamberin yazdığı bir sürü mezmur vardır ve istersen bunların hepsini kutsal kitaptan kendin de okuyabilirsin. Şimdi ayetimizi okuyalım. Her şeyi Rabbe bırak, ona güven, o gerekeni yapar. Mezmur 37:5. Davut Tanrı'ya güvenmemizi söylüyor.
Birisine güvenmek, o kişiye inanmak, sana karşı yanlış bir şey yapmayacağını ve ihtiyaç anında sana yardım edeceğini %100 bilmek demektir. Çok basit bir örnekle açıklamaya çalışayım. Bir sandalyeye oturmadan önce, acaba otursam mı? Ya oturunca devrilirse diye düşünmezsin değil mi? Hiç düşünmeden oturursun. Çünkü o sandalyenin seni taşıyacağına güvenirsin. İşte Tanrı'ya güvendiğin zaman da ona dua ederek ondan yardım istediğinde sana yardım edeceğinden emin olabilirsin. Çünkü Tanrı güvenilirdir. Davut peygamber bu sözleri Goliat'ın karşısına çıkmasından uzun yıllar sonra yazmıştı. Acaba yazdığı bu sözleri kendi yaşamında uygulamış mıydı? Seyredip görelim. Kral Saul Davut'la karşılaşınca ona şöyle dedi. Davut, sen daha çok gençsin. Bu adamsa gençliğinden beri savaşçıdır. Nasıl onun karşısına çıkıp onunla savaşacaksın? İşte o zaman Davut ona şöyle dedi. Efendim, biliyor musunuz? Ben babamın koyunlarına çobanlık ederim ve koyunlarıma çok iyi bakarım. Eğer bir aslan ya da ayı onlara saldıracak olursa onları aslanın ya da ayının pençelerinden kurtarırım. Hem biliyor musunuz? Aslan da öldürmüşlüğüm var, ayı da. Beni aslanın ve ayının pençesinden kurtaran hep Tanrı olmuştur. Tanrı beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Hep benimle birlikte oldu. Eminim bu dev Goliat'la savaşırken de benimle birlikte olacaktır. Vay canına! Bu genç Davut'un Tanrı'ya olan güveni ve yüreğindeki cesareti çok etkileyiciydi. Kral Saul'un artık başka çaresi kalmamıştı. Davut'un Goliat'ın karşısına çıkmasına izin verecekti. Ama bunun için sana kendi savaş kıyafetlerimi vereyim dedi. Bunun üzerine Kral Saul'un miğferini, zırhını, kalkanını ve kılıcını Davut'a verdiler. Davut bunların ağırlığı altında yalpalamaya başladı. Sonunda şöyle söyledi. Efendim, ben bunları kullanamıyorum. Alışık değilim çünkü. İsterseniz izin verin de ben bunları çıkarayım. Onun yerine kendi eşyalarımı kullanayım. Kral Saul, Davut'un savaş giysilerini çıkarmasına ve Goliat'ın karşısında kendi giysilerini kullanmasına izin verdi. Davut, Goliat'la girişeceği bu mücadelede zırha ya da kılıca değil, Tanrı'ya güvenmesi gerektiğini çok iyi biliyordu. Bu yüzden olmadığı biri gibi değil, her zaman olduğu gibi davranmak istiyordu. Kral Saul'a aslanı ve ayıyı çantasındaki sapanla öldürdüğünü söyledi. Sanırım Kral Saul askerlerine ve sahip oldukları silahlara biraz fazla güveniyordu. Ve Davut'un bu tavrı Kral Saul'a işte bunu hatırlattı. Silahlara değil ama Tanrı'ya güvenmeleri gerekiyordu. İşte Davut da bunun üzerine çantasını aldı ve yola koyuldu. Goliat'a doğru giderken Davut vadi kenarındaki bir derede durdu. Ve oradan 1, 2, 3, 4, 5 tane çakıl taşı seçti. Bunları çantasına yerleştirdi. Çantada bir de ne vardı hatırlıyor musunuz? Evet, bir de sapanı vardı. Davut artık hazırdı ve Goliat'ın üzerine doğru koşturmaya başladı. Uzaktan gelen Davut'u gören Goliat kahkahalarla gülmeye başladı. Ha 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 dedi. Koskoca İsrail ordusunda karşıma çıkara çıkara seni mi çıkardılar küçük delikanlı? Birazdan seni öldüreceğim. Seni kuşlara yem edeceğim diye haykırdı Goliat. Ah zavallı Davut, kim bilir kendisini nasıl hissediyordu. Bu koskoca Goliat üzerine doğru seni öldüreceğim diye haykırıyordu. Ama biliyor musunuz çocuklar, Davut hiç korkmadı ve Goliat'a şöyle cevap verdi. Sen elindeki kılıçla, zırhla, miğferle, palayla üzerime geliyorsun.
Ama ben İsrail ordusunun tanrısı Rabbin adıyla senin üzerine geliyorum. Seni öldüreceğim ve Tanrı sizi bugün İsrail halkına teslim edecek dedi. Ne kadar büyük bir güven değil mi? Tanrı'nın kendisiyle birlikte olduğuna %100 güveniyordu Davut. Goliat ne kadar büyük ve acımasız görünürse görünsün Davut hiç korkmadı. Bunun üzerine Goliat Davut'un üzerine doğru koşmaya başladı. Davut da onun üzerine koştu ve koşarken çantasından taşını ve sapanını çıkardı. Taşı sapana yerleştirdi, çevirdi, çevirdi, çevirdi ve Goliat'a doğru fırlattı. Sapanla fırlattığı taş Goliat'ın tam alnına denk geldi ve koskoca dev alnına çarpan taşla yere serildi. Bundan sonra Davut Goliat'ın öldüğünü herkese göstermek için hemen onun yanına gitti. Görüyor musunuz? Tanrı zaferi kılıçla, zırhla, mızrakla değil, bir taş ve sapanla elde etti. İsrail halkı Davut'un kazandığı bu büyük zafer üzerine hemen düşmanlarına saldırdı ve onları yerle bir etti. Görüyorsun ya, Davut'un Tanrı'ya olan güveni büyük bir zafer kazanmalarını sağladı. Davut silahlara ya da o koskocaman orduya değil, Tanrı'ya güvenmişti. Tanrı'nın her zaman onunla birlikte olduğunu biliyordu ve bunu hiçbir zaman unutmamıştı. Sen de önünde aşılmaz gibi görünen günah sorununu ya da başka sıkıntılarını Tanrı'nın önüne getirebilirsin. Tanrı bu sorunu çözmek için bir yol hazırlamıştır ve bu yolda İsa Mesih'tir. Davut da Tanrı'ya olan güveniyle koskoca Goliat'ı imkansız gibi görünen bir sorunu aştı. Sen de imkansız gibi görünen günah sorununu İsa Mesih aracılığıyla çözebilirsin. Pusula doğru yönü gösterir. Davut dereden aldığı 5 çakıl taşı ve sapanıyla Goliat'ın karşısına çıktı ve sadece tek bir taşla zafer kazandı. Davut doğru şeyi yaptığını ve Tanrı'ya güvenebileceğini çok iyi biliyordu. Aynı şeyi sen de yapabilirsin. Doğru şeyi yaptığını biliyorsan, Tanrı'nın sana da yardım edeceğinden %100 emin olabilirsin. Belki seni korkutan bir şey vardır. Okul gezisine gitmek ya da karanlıkta yalnız kalmak gibi bir şey olabilir bu. Karşında bir dev gibi görünen şey ne olursa olsun Tanrı'ya güvenebilir ve ondan yardım isteyebilirsin. Unutma, özellikle dev gibi görünen günah sorununu aşmak için de yapman gereken tek şey İsa'nın senin yerine ölüp dirildiğine inanmaktır. İsa Mesih'e kurtarıcın olarak inandığında Tanrı seni kesinlikle affeder. Tanrı sana her zaman yardım etmeye hazırdır. Sanırım Elif de böyle düşünüyor. Gidip birlikte öğrenelim bakalım. Vay be, Davut müthişti. Taş attığı için hiç kimse onu azarlamadı. Ne güzel bir şey. Evet, benim de çok hoşuma gitti. Bence Davut'a her şeye her zaman hazır ol çantası falan satamazsın sen Murat. Haklısın galiba Elif. Kralın zırhını bile giymek istemedi. Hayret bir şey. Küçücük bir taşla işi bitirmiş oldu. Ve? Başka neye ihtiyacı vardı? Neye? Tanrı'nın yardımına. Tabii ki. Aslında Tanrı'nın yardımı Davut için her şeye her zaman hazır ol çantası gibiydi, öyle değil mi? Doğru söylüyorsun Elif. Çünkü ne olursa olsun Tanrı'nın kendisiyle birlikte olacağına inanıyordu. O zaman Tanrı'nın yardımı bizim için her şeye her zaman hazır ol çantası gibidir. Ama o zaman para kazanamam ki ben Elif. Evet doğru, ama babanın böyle bir çantayı satın alacağını zaten hiç sanmıyorum. Galiba haklısın. Hadi dışarı çıkıp bu hikayeyi anlatabileceğimiz birkaç arkadaş bulalım. Bugüne kadar anlattığın en güzel hikayeydi bu, biliyor musun Elif? Buna sevindim. Tanrı kutsal kitapta kendisine güvenebileceğimizi söyler.
yani dua edip ondan yardım istediğimizde bize yardım etmek üzere harekete geçer. Tanrı'nın bize yardım etmeyeceği kadar küçük bir konu olmadığı gibi yardım edemeyeceği büyüklükte bir konu da yoktur. Karşıma çıkan zorluk her ne olursa olsun Tanrı'dan her zaman yardım isterim. Örneğin birisi bana karşı kötü davrandığında Tanrı'dan nasıl mutlu olacağımı bana göstermesini isterim. Ve her zaman bana doğru yolu gösterir. Aynı şeyi sen de yapabilirsin. Çünkü Tanrı güvenilirdir. Sevgili Rabbim, sen gerçekten de çok büyük ve güçlü bir Tanrısın. Davut'a öylesine güzel bir şekilde yardım ettin ki, bana da yardım edebileceğini biliyorum. Beni asla bırakmayacağını bilmek çok harika. Ne olursa olsun, sen her zaman benimlesin. İhtiyacım olan her konuda bana yardım edersin. Sana tüm yüreğimle güveniyorum Rabbim. İsa'nın adıyla amin. Her zaman benimledin, dualarımı işitir, dersek olsa bile.